86'da kurduk burayı biz. 86'dan bu yana işletiyorum. 3 tane şubem var. Burada ben kalıyorum. Diğer şubelerimde kızım kalıyordu. Filiz ve Yeliz kalıyordu. Kızlarım evlendiği için diğer şubeleri işletmeye verdik. Burayı ben işletiyorum. Öyle işte 86'dan bu yana işletiyoruz. Ne gibi hizmetler vereceğiz? Önce fiziğiyle bakıyorum. Fiziğine bakıyorum. Fiziğine ne gider, ne gitmez? Hangi modeller uygun olur? Fiziğine göre bir tasarım yapıyoruz. Zaten kendi yerimiz burası. Kendi üretimimiz. Fiziğine ne giderse onu uyguluyorum. Nasıl bir süreçten geçiyor peki? Karar verdikten sonra? Nasıl bir süreçten geçiyor? Çok zor bir işçiliği var gelinliklerin. Hepsinin ayrı ayrı bir ince bir işçiliği var. Biz örnek verelim o zaman. Şöyle bir örnek verelim. Gerçekten çok örnek bir annesiniz. Özellikle Teşekkür sizleri ederim. Sağ tebrik olun. ediyoruz. Buradaki güzel gelinliğimiz, özenle yapılmış gelinliğimiz, gelinimiz için. Evet, gelinim Evet. Tuğçe için. Evet, peki öncelikle dediğim gibi sizleri tebrik ederekten biz bu gelinliğin yapım sürecini merak ettik. 2,5 ay. 2,5 ay. 2,5 ay. Tek Neler tek kullandık? neler kullandık? Fransız dantelini kullandık. Tek tek işledik. İşte hazır olan bir dantel hazır ama üstündeki bütün işlemler el emeği. Kendi bedenine göre ayarladık. Kendi zevkime göre seçtim ben. Evet, karışmadı. Gelinim karışmadı. Kendi zevkime göre. Anneciğim sen daha iyi bilirsin, sen seçeceksin dedi, bana bıraktı. Sağ olsun, ben de istediği gibi yaptım, çok beğendi. Çünkü işin profesyoneli sizsiniz artık. Teşekkür ederim, sağ olun. Gayet güzel olmuş. Ama ne kadar uzun bir süreç ve ne kadar zorlu bir süreç değil mi? Evet, çok zor çünkü işçiliği çok ince. Yani çok dikkat edilmesi gereken işçilikler var burada. Yani çok böyle halır halır dikilen bir şey değildir bu. Daha ince, narin bir şekilde dikilecek. İşte emekleri böyle diyoruz ama tabii ki bilen var, bilmeyen var bunda. Ülkemizde emeğe biraz saygı çok Maalesef. az. Bu da sizin en büyük sıkıntılarınızdan biri, Evet, değil mi? evet. Bazıları bir çaput olarak değerlendiriyor gelinlikleri. İşte ne var diyor, işte pazarlık aşımında bunlar konuşuluyor ne yazık ki. Bir defa giyecekler deyip Evet, küçümsüyorlar. Ama aslında işte en öyle önemlisi de değil o. işte. Bir defa giyecekleri için isterler ki Tek bir sefer giyeceğiz, bu kadar para verilmez diye düşünüyorlar ama tabii ki bu bizi üzüyor. kesinlikle. Sonuçta burada bir emek var ve bir defa Evet. giyilecek şeyin her zaman daha önemli olması gerektiğini Kesinlikle, düşünüyorum. O kesinlikle. zaman siz ne tavsiyesinde bulunursunuz? Yani bir gelinlik süreci sonuçta ne kadar sürede olmalı? Ne kadar sıklıkla gelmeliler? Bir kalıp provası alıyoruz. İkinciye tekrar ölçü kontrolü yapıyoruz. Zayıflama oluyor, kilo alma oluyor, kilo verme oluyor. Ya en az 4 kez gelmesi gerekiyor.